Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir paspas çalışmasıyla huzurlarınızdayım inşallah. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Kendinize ya da sevdiklerinize yaparsınız. Yaparken stres atarsınız. Amacımız stres atmak, bir şeyler üretmek. Onun için paspas da çok sevildiği için arkadaşlar değişik fikirler bulmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca örgümü dediniz kanalıma abone olarak destek olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bugün yine bu almış olduğum uygun fiyatlı, şöyle göstereyim, batik olan kadife ipimiz var arkadaşlar. Bununla bir çalışma yaptık. Yaptım yani. Değişik, dediğim gibi değişik değişik yapmak istiyorum. Çünkü sizlerden paspas istemi çok oluyor. O yüzden ben de farklı fikirler, farklı değişik modeller tasarlamaya, planlamaya çalışıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz, beğeniyorsunuzdur. Eğer bu şekilde farklı farklı renklerde, yani batik bir kadife ip bulamazsanız, normal kadife iplerinden de arkadaşlar farklı renkleri, böyle gelişi güzel, inanın şimdi göreceksiniz, böyle hiçbir şey yapmadan, yani direkt olarak nereden canım istiyorsa oralardan alarak bu şekilde bir görüntü elde ettim. Yani bunu daha farklı da yapabiliriz tabii ki de. Şimdi modelimize geçmek istiyorum inşallah. Ve bir tığımız var arkadaşlar. İhtiyacımız olan malzememiz, ipimiz, istediğimiz, hani kadife yapmaya da biliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İlla ki kadife ip olacak diye bir şey yok. Hani başka böyle kalın yumaklar var, kalın ipler var mesela, örgü ipleri. Onlardan da yapabilirsiniz. Ayrıca sakallı ip diye tabir edilen o iplerden de yapabilirsiniz. Şu şekilde halı kaydırmaza ihtiyacımız var. İnanın çok ucuza mal oluyor ve çok muhteşem çalışmalar ortaya çıkıyor. Kendinize ya da sevdiklerinize dediğim gibi yapıp şey yapabilirsiniz. Ayrıca yapıp ev bütçesine de katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu halı kaydırmazımızı istediğimiz büyüklükte yaptıktan sonra, ha bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bebeklerin altlarına rahatlıkla hani böyle serebilirsiniz. Mesela bu halı kaydırmazı daha büyük yapıp, daha büyük bir parça yapıp üzerine bırakın bebeğinizi dursun. Çünkü kadife olduğu için bakın zaten herhangi bir şeye gerek kalmayacaktır ve üşümeyecektir bebeklerimiz. Altını değiştirirken olsun, yıkayınca da herhangi bir şey olmuyor arkadaşlar bunlarda. O konuda da içiniz rahat olsun. Şimdi öncelikle etrafını bir çevirdim arkadaşlar. Hani böyle kenarımız düzgün dursun diye. Bunu en sonda yapabilirsiniz. İlk başta da yapabilirsiniz. Hani ben şimdi görünce böyle hani güzel olsun, çekici olsun diye, sizi cezbetmesi için yalan yok. Hani burada etrafını çevirdim bir tur, şöyle sık iğne yaptım. Şimdi nasıl başladım? Şuradan başladım arkadaşlar. Pembe ipimi bitirene kadar buradan devam ettim. Daha sonra sarı ipim geldi. Sarı ipimle devam ettim. Sonra pembe ipimi tekrar geldi. Ve bu şekilde bir şekil. Yani bu şekil tamamen böyle istediğim yerden alarak yaptığım bir şey. Şimdi köşeden başlayalım. Şu köşemizden. Bakın sarı yeri geldi. Hiç önemli değil renk olarak. Neresi gelirse gelsin. Yalnız bu yeşilleri iki tarafta da olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Siz tabii tek tarafla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu ipimiz, bunu tutuyoruz bu şekilde. Üstten ördüm arkadaşlar. Şöyle aldım, içinden geçirdim. Bakın bir daha göstereyim. Şuradan alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Şimdi buraya bakın, bu burada duruyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve alıyorum. Hemen şöyle boş bulduğum yere şu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle boş bulduğum yerlere bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine, hani böyle açıkta kalmasın, halı kaydırmaz görünmesin, amaç bu. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Şöyle bakın geldim, hemen şöyle
şuradan aldım ve oraya bir sık iğneyle 3 zincir çekip şöyle. Bakın buradan ilerliyorum mesela. Bu deliklerden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın şöyle alıyorum. Şu deliklerden şu şekilde geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Mesela buradan ilerlemek istemedim. Geri dönüyorum. Bakın hiçbir şeyi yok. Hani yok illaki hani bu hizada gideceğim, illaki buradan gideceğim diye bir şey yok. 3 zincir çekip şuradan hemen geri dönelim. Ha canım sıkıldı. Buraya gitmek istemedim. Hemen arkasından şöyle alıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve geri dönüyorum gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar hiç kendinizi kasmayın, sıkmayın. Şu şekilde. Bakın o kadar kolay ki. Yapımı çok kolay. İpimiz ucuz. Halı kaydırmazımız ucuz. Yani boşu boşuna bir sürü para vermeye gerek yok. Ayrıca ekonomik de olduğu için arkadaşlar yapın, yapın, satın. Aile bütçenize katkı olsun en azından. Yani şu sadece zincir çekme işi. Ya başka da hiçbir şeyi yok yani. Ne arttırması var, ne çoğaltması var. O kadar kolay ki. O yüzden herkes yapabilir diye düşünüyorum. Renkleri de dediğim gibi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İlla ki bu şekilde bir ip bulmaya da gerek yok. Başta da söylediğim gibi. Hani farklı farklı olan kadife iplerinizi bu şekilde parça parça yaparak değişik şekiller elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi sıkmayın, kasmayın. Şöyle. Bakın buradan mesela geri dönüyorum. Şuradan alıyorum. Şu iki yerin arasından 3 tane zincirle dönüyorum. Orlon iple yani yün iple veya işte hani böyle kalın bir iple yapacaksanız bu ya da ipiniz ince evde arta kalan iplerinizden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi aklıma geldi. Hani o ipleri de değerlendirmek amaçlı böyle parça parça kaldıysa bir parça mesela yetecek kadar şöyle az bir şey. Hemen böyle 3 değil 4 zincir çekebilirsiniz. 5 zincir çekebilirsiniz. O şekilde de o evde kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Sadece bir halı kaydırmaz alırsınız. Şöyle güzel bir çalışma, bir paspas ortaya çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi illaki kadife bir ipe de gerek yok. Şöyle mesela bu şekilde de alabiliriz arkadaşlar. Bakın 2, 3. Bakın ipim burada duruyor. Şöyle aldım. Tersten yaparmış gibi yaptım ve bir sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle aldım. Çekiyorum. Tek yapmamız gereken bu arkadaşlar. 3 tane zincir çekip bu şekilde devam etmek. Şu köşemi sarı ipimle dolduruyorum. Üç tane zincir çektim. Ve hemen şöyle bir sık iğne ile sabitliyorum halı kaydırmazımın üzerine. Üç tane zincir çekip
ekliyoruz. Şurayı bu şekilde doldurmak istiyorum. Bakın hemen yanından geldim. Boşluğumu aldım, şu şekilde çıkarttım ve bir zincir sık iğne ile sabitliyorum. 2 3. Bakın hemen geldim şuraya ve oraya sabitliyorum. 2 3. Şöyle. İstediği kadar büyük bir parça olsun. Hiçbir şey olmadan bu şekilde kendinizi sıkmadan, kasmadan, bakın bu şekilde bir görünüme sahip olan bir paspasınız olur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Dediğim gibi çok kolay bir yapımı var ve çok ucuza mal oluyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolayca hemen yaptık, anlattık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeden önce örgümü dediniz kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.